Merhaba sevgili arkadaşlar, sakızın icadı ve tarihçesi. Evet, bu videonun konusu sakızın icadı ve tarihçesi. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız, yeni videolarımdan haberdar olmak için. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz sakız en çok çiğnediğimiz bir madde. Sakızın tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Hatta ben videomu daha iyi anlatmak adına şimdi ağzıma sakız alacağım ve geri çıkaracağım. Sakızın çok çeşitleri satılıyor piyasada sizlerin de bildiği gibi. Şekerlisi, şekersizi, içerisinde fal yazan sakızlar satılıyor. Bu sizin tercihinize göre değişiyor tabii ki. Şimdi sakızımı açtım ve ağzıma atacağım, çiğneyeceğim. Videonun başında hemen söyleyeyim. Sakızın şöyle bir yararı var. Yaşlanmayı, yüzdeki yaşlanmayı etkiler. Yani yaşlanmazsınız sakızı çiğnediğiniz zaman. Neden? Çünkü yüz kaslarınız hareket ettiği için sakız yüzdeki yaşlanmayı geciktirir. Gördüğünüz gibi sakız çiğnenince insanın çenesindeki kaslar ve bütün vücudun yüzündeki kaslar çalışıyor. Evet. Şimdi çıkarıyorum. Başlayalım sakızın tarihçesine. Sakız her yaştan insan için en gözde meşgalelerden bir tanesi sizlerin de bildiği gibi. Tarihin en eski şekerlerinden biridir sakız. Tüm dünyada her yıl yaklaşık 4 milyar adet satılmakta. Sakız 2000 yıldan fazla var sevgili izleyenler. Sakızın tarih öncesine bir bakalım isterseniz. Tarihçiler ve arkeologlar kadınların ve erkeklerin ağaç reşinesini topaklar biçiminde 1000 yıldan fazladır sakız olarak çiğnediklerini keşfetmiştir. Ağaç reşinesinin bazı tıbbi özellikleri olduğuna inanıyorlardı. Ve onu çiğneyerek dişlerini ovarak ağız temizliği yapıyorlardı. Bu reçineyi ağız içinin ferahlaması ve tazelemesi için kullanıyorlardı. Amerikan kızılderileri ladin ağaçlarından dışarı çıkan sıvıdan yapılan bir tür reçine çiğnerlerdi. Bu ticari olarak satılan ilk sakızın üretiminin temelini oluşturmuştur. Buluşun arkasındaki adam John B. Curtis'dir. 1848 yılında ladin ağacı reçinesi üzerinde denemeler yaparak yapışkan lastik gibi bir malzeme elde etmiştir. Bu çiğnenebilir bir malzemeydi ve sakızın önündeki ticari yolun açılmasına sebep oldu. 2 yıl süren ladin ağacı reçinesiyle yaptığı başarılı deneylerden sonra onun ilk büyük sakız üretim tesisi başlamış oldu. Sonra sakıza aroma ekledi ve daha yumuşak ekstra lastik havası vermek için içine parafin ekledi. Sakız üretim tesisine Curtis Fabrikası, Sakız Fabrikası adı verildi. Sevgili arkadaşlar, şimdi sakızın bugünkü modern hallerine bakalım. Sakızın bugünkü modern özelliklerine sahip olması için de 10 yıl kadar bir süre geçti. Bu özellik shingle olarak bilinen Mezoamerikan ağaçlardan çıkan bir çeşit lateksin kullanılmak üzere Meksika'dan ihraç edilmesiyle kazanıldı. Tam olarak tamamlanmamış da olsa filler kardeşlere hizmet etti. Tatlı materyaller üretme deneyleri yapan bu kardeşler daha sonra yaptıkları buluşa ciklet adını verdiler. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, 1890 ile 1950'li yıllar arasına bakmak istiyorum sakızla ilgili. Chicago merkezli William Wrigley isimli şirket sakız üretim işindeki en büyük oyunculardan biri oldu ve hala da en büyük şirketlerden biri olan bu kurum halk arasında Wrigley olarak bilinir.
1892 yılında William Wrigley tarafından kuruldu. Wrigley sakızları 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin streslerini rahatlatmak için bir araç olarak onlara sakız bağışlanmasından sonra özellikle popüler oldu. Cikletin ortaya çıkışı 21. yüzyılın başlarındadır. 1906 yılında Frank Filler ilk cikleti icat etmiştir. Ancak üretimindeki bazı kusurları nedeniyle hiç satılmamıştır. Filler'ın tarifini mükemmelleştiren adam Walter Dimmer oldu. 1928 yılında nispeten daha az yapışkan ve diğer sakız türlerine göre de daha esnek bir sakız üretmek için bir yöntem keşfetti. Günümüz cikletlerinin temelini atmış oldu bu sayede. Evet sevgili arkadaşlarım, sakızın günümüzdeki kullanılabilirliğini sizlere şimdi anlatacağım. Bugünlerde sıradan sakızlardan bin bir çeşit aromalı çikletlere ve tıbbi amaçla kullanılan sakızlara kadar değişen çeşitli sakız türleri vardır. Bu tıbbi sakızlarda kullanılan malzemelere aynı zamanda ağız hijyeni için de iyidir. Bazı üreticiler ise hazımsızlık ve mide ekşimesi için rahatlama vaat eden pepsin maddesini sakızlara eklemeye başladı. Şu anda sürekli yenilikler ve benzersiz teklifler aracılığıyla birbirleriyle rekabet eden yüzden fazla sakız üretim şirketi bulunmaktadır. Londra merkezli piyasa istihbarat firması Euromonitor International Limited şirketine göre 2006 yılında sakız sektöründeki satışların 19 milyar doları değerinde olduğu tahmin edilmişti. Son yıllarda sakız çiğnemekle ilgili insanların moralini bozan bazı dedikodular ortaya çıkmaya başlamıştır. Sakız çiğnerseniz kansere yakalanacağınız, yüz kaslarınızın bozulacağı, bağırsaklarınızın birbirine yapışacağı gibi bazı kötü dedikodular ortaya atılmıştır. Ancak sizlerin de bildiği gibi bu dedikodular sakız sektörünü hiç etkilememiştir ve insanlar hala sakız çiğnemenin keyfini çıkarmaktadır. Sevgili arkadaşlar, sakız çiğnemek aynı zamanda videonun başında belirttiğim gibi yüz kaslarını çalıştıran bir eylemdir ve aynı zamanda ağız temizliğinde de kullanılır. Aynı zamanda diş çürüklerine de iyi gelir. Ben kendimden biliyorum, dişimde ağrı oluştuğu zaman sakız çiğnemeye başladığım an geçiyor. Çünkü sakız aynı zamanda tükürük bezlerinizle çalıştırdığınız için, tükürük salgısı yaptığınız için sevgili arkadaşlarım, tükürük salgısı size yaptırarak dişlerinizde çürüğün etkin olmamasını sağlıyor ve o çürüğün ağrısını hissetmiyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomda sakızın icadından ve tarihçesinden bahsettim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşça kalınız.